Herkese merhaba, Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'dayız. Unpacked 2016 etkinliğinde tanıtılan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge Android telefonlar şu anda karşımızda duruyor. Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge'in tasarımlarına baktığımızda geçen yılki telefonlarla hemen hemen aynı görünümde olduğunu görürüz. Ancak detaylara indiğimizde bu iki seri arasında farklılıklar daha fazla dikkate çarpıyor. Galaxy S7 ve S7 Edge'i elimize aldığımızda bu telefonların biraz daha sağlam ve biraz daha ele oturduğunu hissediyorsunuz. Yani telefon elinizde daha fazla bütünleşiyor, kullanırken daha fazla zevk almanız mümkün olacaktır. Zaten Samsung yöneticileri de telefon tanıtılırken telefonun ele daha fazla uyum sağlayacağını söylemişlerdi. Gerçekten de her iki telefon da gayet hoş bir kullanım hissi sunuyor. Bu açıdan Galaxy S7 ve S7 Edge sahipleri bir hayli memnun olacaklardır. S7 şu anda elimde, bu telefonda 5.1 inç Quad HD ekran bulunuyor. 2560x1440 piksel Super AMOLED ekran bulunmakta ve bu ekranın etrafını çevrilen bezel halkada bir hayli dar tutulmuş. Böylelikle bu telefonu tek elle rahatlıkla tutup kullanmanız mümkün oluyor. Eğer çok büyük bir akıllı telefon sevmiyorsanız, daha küçük telefonlar sizin için uygunsa, Galaxy S7 bu açıdan bir hayli hoşunuza gidecektir. Super AMOLED ekranın bir özelliği Always On, sürekli açık ekran özelliğini barındırması. Super AMOLED teknolojisinin avantajı sayesinde görmüş olduğunuz gibi çeşitli bilgileri ekranda görmek mümkün oluyor. Şu anda saati ve tarihi görüyorsunuz, ancak Samsung'un çeşitli sürekli açık ekran özellikleri bileşenleri de bulunacak. Bunu da belirtelim. Bunun dışında Android 6.0 Marshmallow ve bunun üzerine TouchWiz kullanıcı arayüzü geliyor. TouchWiz kullanıcı arayüzüne baktığımızda geçen yılki arayüze göre çok fazla fark göremiyoruz. Ancak çeşitli araçlar ve kısayollar bulunmakta. Bunu söylemize örneğin Game Launcher adı verilen bir bölüm var. Buradan çeşitli oyunları kolaylıkla açmanız mümkün oluyor. Galaxy S7'de ve S7 Edge'de bulunan işlemci Snapdragon 820 veya Exynos işlemci Vulkan API adı verilen gelişmiş bir teknoloji de destekliyor. Böylelikle oyun performansı çok daha iyi olacak, bunu söyleyelim. Söylediğimiz gibi Snapdragon 820 ve Exynos 8 şekilde Exynos işlemci seçenekleri var. Türkiye'de muhtemelen Exynos işlemciyle Galaxy S7 ve S7 Edge'de göreceğiz. Snapdragon daha çok Amerika, Japonya ve Çin gibi pazarlarda sunulacak. Bu arada Galaxy S7 Edge'e gelelim. Galaxy S7 Edge'de teknik özellikler bakımından Galaxy S7 ile benzer, ancak bu telefonda 5.5 inç köşeden köşe uzunluklu bir ekran görürüz ve yine geçen yılın telefonu Galaxy S6 Edge gibi veya S6 Edge Plus gibi yine iki kenara doğru kavis yapan bir ekran bulunmakta. Galaxy S7 Edge, Galaxy S7'den biraz daha büyük boyutlu bir ekranla geliyor. 5.5 inç ekran var. Ekran etrafını saran çerçeve bezel oldukça dar tutulduğu için bu telefonda, 5.5 inç ekranlı bu telefonda tek elle rahatlıkla tutmanız mümkün oluyor. Tek elle istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ses tuşlarına da rahatlıkla erişmeniz mümkün oluyor. Her iki telefonda da yine Gorilla Glass 4 ekran camları kullanılmış ve yine kenarlarda ince eşilik söz konusu. Biraz daha kenar profilinin inceltildiğini görüyoruz. Böylelikle Galaxy S7 ve S7 Edge biraz daha ince görünüyor. Bunun dışında telefonun altına baktığımızda her iki telefonda da Galaxy S6 ve S6 Edge'den çok farklı görünmüyor. Aynı düzen her iki telefonda da korunmuş. Aynı şekilde üst tarafa baktığımızda üst tarafta ikinci mikrofonları görüyoruz. Bunun yanı sıra Galaxy S7 ve S7 Edge micro SD kart yuvası da barındırıyor. 200 TB'a kadar destekli, kapasiteleri destekleyen micro SD kart yuvalarını bu telefonlarda görebilirsiniz. Galaxy S7 ve S7 Edge'de sadece 32 GB'lık dahili hafıza seçenekleri bulunuyor. Micro SD kart yuvasıyla göstermiş olduğumuz micro SD kart yuvasıyla depolama alanını daha da artırmak mümkün oluyor. Bunun yanı sıra telefonların suya dayanıklı olduğunu belirtelim. S5'te yer alan bu özellik S6 ve S6 Edge'de pas geçilmişti. Ancak Samsung bu gövdede IP68 sertifikalı suya dayanıklılığı sunmayı başarıyor. Tasarımda bir başka dikkat çekici unsur, kenarların görmüş olduğunuz gibi biraz daha kavisli hale getirilmesi. Böylelikle telefonların ele çok daha rahat şekilde oturduğunu ve daha rahat şekilde kavrandığını söyleyebiliriz. Yine kalp sensör var, kalp hızı ölçer var ve dikkat çeken bir başka ayrıntı kamera çıkıntıları. S6'da ve S6 Edge'de bu çıkıntılar bir hayli yüksekti ve bu da telefonun bir yüzeye konduğunda biraz eğik durmasına neden oluyordu. Ancak Galaxy S7 ve S7 Edge'de arkadaki kamera çıkıntıları bir hayli alçaltılmış. Böylelikle bu telefonları yüzeye koyduğunuzda bir hayli kararlı durduğunu görüyoruz.
Bunun dışında parmak izi okuyucuları da biraz daha iyileştirilmiş. Böylelikle kilit ekranı açarken çok daha hızlı şekilde hareket etmeniz mümkün olacaktır. Bu alanda bütün üreticilerin hızlı şekilde davrandığını görüyoruz. Samsung da S6 ve S6 Edge'de bunu pas geçmiyor. Samsung Pay Türkiye'de desteklenmiyor. Bu arada Samsung yeni Samsung Pay desteklenen ülkeleri de duyurdu, ancak Türkiye bu ödeme sisteminde şu an için yer almıyor. Bunu da belirtelim. Android 6.0 Marshmallow çalıştığını söylemiştik ve üzerinde TouchWiz kullanıcı arayüzü vardı. Ve çeşitli Samsung uygulamalarda, bunun yanı sıra yine Microsoft uygulamalarda, tıpkı S6'da görmüş olduğumuz gibi sosyal medya uygulamalarda yüklü olarak geliyor. Biraz daha TouchWiz kullanıcı arayüzünün sadeleştirildiğini görüyoruz. Bunun dışında kamera tarafına baktığımızda her iki telefonda da 12 megapiksellik arka kameralar bulunuyor. Çözünürlük bakımından biraz daha düşüş söz konusu, ancak bu telefonlarda ikili piksel var. Yani bir piksel sıkı sağ ve sol gözü düşünün. Sağ ve sol gözün gördüğü görüntüler farklıdır. Bu taraf bu şekilde ikili pikselde iki gözün gördüğü işlevi görüyor. Böylelikle çok daha kaliteli fotoğraflar, çözünürlük düşük olsa da çok daha kaliteli detaylı fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Buna sıra diyafram açıklığı da 1.7'ye düşürülmüş. Bu da düşük ışık performansının daha da arttırması demek. 120 oranında bu kamera sensörü daha fazla ışık geçiriyor. Düşük ışık performansı da bu şekilde daha iyi hale getirilmiş oluyor. Buna sıra çeşitli kamera özellikleri var. Bu kamera özellikleri sayesinde de Galaxy S7 ve S7 Edge'de daha yaratıcı fotoğraflar çekmek mümkün hale gelecektir. Galaxy S7 Edge ile birlikte gelen kenar ekranda Edge Screen'de biraz daha düzenli hale getirilmiş, özellikleri farklılaştırılmış. Görmüş olduğunuz gibi parmağınızı kenarda bulunan işaretten içe doğru sürükleyerek görmüş olduğunuz kenar ekrandan açmanız mümkün oluyor. Farklı ekran panelleri var, görmüş olduğunuz gibi hızlı araçlar, uygulama kenar ekranı ve bunun dışında yine ekleyebileceğiniz farklı Edge paneller, kenar ekran panelleri bulunuyor. Aynı zamanda yine internet üzerinden de farklı paneller indirmeniz mümkün. Bu şekilde ekranları seçebilirsiniz. Bu panel ekranları, kenar panelleri Samsung tarafından 3. taraf geliştiricilere de açılıyor. Böylelikle geliştiriciler de, uygulama geliştiricileri de kendi uygulamalarının uzantısı olacak çeşitli kenar ekranlarını sunabilecekler. Çeşitli bileşenleri sunmaları mümkün olacak. Mobilya Kongresi'nin boyunca Teknoblog'da birçok videoyu, ön incelemeyi, yazıyı bulacaksınız. Teknoblog'un web sitesini, teknoblog.com'u, bunun sıra Teknoblog'un YouTube, Facebook gibi sosyal medya kanallarında takip etmenizi tavsiye ederiz. Barcelona'dan aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.